Hayatında kaç tane yemek yapabiliyorsun Ceyda? Ben merak ediyorum. Sener bana soru sorma. Julien doğrama nedir? Bana söyler misin? Julien doğrama nedir? Sener kapa çeneni, tamam hadi. Flambeli yemek nasıl yapılır? Hiçbir şey, mutfak bilgin sıfır. Sana açıklayayım, flambeli yemek alevde pişirerek yapılır. Şu tabağı getir. Tavuğu mesela içine şarap atarsın, hafif şarapla böyle sote yaparsın. Alev havaya fışkırır. Tamam. Üçe kadar sayıyorum ve başlıyoruz. 1, 2, 3, başla. Taner'in yanında kim var şu anda? Taçmin var. Ay, Taçmin'e durmadan konuştum. Hani vikişlerde şey çekersin. Ne? Geminin şeyini atarsın. Kancasını. İlçek. Senin o Viking şapkana benziyor. İşte. Ben burada şu anda kendimi Viking gibi hissediyorum. Anladın mı? Kancaya yatarsın ya. Şu anda kancayı çektin. Birazdan da indirecek yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ağır ağır mı? İkinci kademede yorucu olur. Üç bitiricidir. Tabii. Derya. Yemeğine girelim mi? Ben diyorum ki ilk Özge bırakacak diyorum. Sen de seç, ilk bırakacak olanı seç. Hadi. Taner aşk olsun, minnoşçuğuna böyle yapılır mı ya? Moralim bozuyorsun. Sen Cevda'dan sonra Özge ile uğraşıyorsun. Ne minnoş ya, bırak bu ayakları ya. Nasıl, zorlanıyor musun biraz? İyi, fena değil. İyi. Tabii ilki kadar değil. Özge bıraktı. Korktu mu? Şey, elimden düşüyordu az kalsın. Taner güldürme ya, ne olur yapma şunu bana. Tamam. My darling, don't let me go, please. Aşağı indi. Acun Bey bilmiyordum ama. Ayağını basamazsın. Elle değil, ayak basması yasak. Abi başta sorunlar ya. Ya böyle şey mi olur ya? Ben buraya ayağım bastı diye niçin bırakıyorum ki ben ya? Taner bıraktı, Derya kazandı. Derya kazandı. Tatbiciğim, ben bunu bir karşılık bekleyerek yapmadım. Sen olumlu bir insansın. Tabii canım. Pozitif bir insansın. Gördüğüm kadarıyla dedim. Hı hı. Onun için hani hak ettiğini düşündüğüm için sana veriyorum dedim. Bir karşılık beklediğim için demiyorum dedim. Bu konuşma geçtiği halde dün konseyde dedi ki ya, ben öyle bir şey demedim dedim. Yani hırs tabii, insanın gözünü bu kadar yalan söyleyecek kadar karartıyor. Beni üzen... Taşminden hiç beklemiyordum. Şimdi kafalarında, küçük zihinlerinde, küçük beyinlerinde bir strateji yaratmışlar. Dur biz işte kadınlar erkekler diye hadiseyi ayıralım. Efendime söyleyeyim, Nihat'la Tevfi'de kadın düşmanı. Burada oynanan oyunların farkındayım. Evet, üzerimde biraz baskı var, gerginlik var. Aslında pek gergin değilim ama bazen geriliyorum. Yani geriyorlar beni bazen. Bunun da en büyük nedeni... ben 200'de olan tarafı pek sevmem, anladın mı? Böyle oyun oynamasını pek sevmem üstünde. Bence siz 200'de oynayanlar sizsiniz. Bir Nihat'a diyorsunuz, ondan sonra yardıma gelince şey yapıyorsunuz. Ne yardımı ya? Nihat söyleyince susan sensin. Tamam, madem bu kadar Tefi'ye laf atıyorsunuz, bu kadar Nihat için ağlıyorsunuz, geliyorsunuz Nihat'ın mangosunu yiyorsunuz. Tefi'nin mangosunu alıp yiyorsunuz. Yemeğe gelince iyisiniz, ondan sonra şey derken böylesiniz. Kime yapardık? Sen geldin. Ya sabahtan beri konseyde ağladınız. Nihat böyle diyorsunuz, yok benim ağlatıyor bizi diyorsunuz. Ondan sonra Tevfik böyle yapıyor diyorsunuz. Hepsi üçkağıtçı, biri palyaço diyorsunuz. Sen de yaltakçısın diyorsunuz. Ondan sonra adamların mangosunu alıyorsunuz. Ya ben hiçbir zaman ne Nihat tarafından oldum, ne de Asine tarafından oldum. Ben her zaman fark ettiyseniz 3T olarak ortada kalmışımdır. Yani ara bulucu gibi. Her zaman ortadaydım ben. Konseyde diyor ki bana Asine,
yok diyor bu taraf 3 kişi olmuş diyor, bu taraf 5 kişi olmuş diyor. Yo ben hiç öyle bir şey demedim ki, ben bu tarafa geçtim diye, bu taraf diye. Hani sen tek başına bir cumhuriyetin sömürgeye mi girdin, ne oldu? Neydin? Nasıl bir cumhuriyet? Hani 3D cumhuriyeti ne oldu? Şimdi tamam. Nihat sana susuyor. Gel diyor, geliyorsun. Kardeş ben kimseye bağlı değilim ki. O zaman sesleneceksin bundan sonra. Ben ortadayım kardeşim. Tamam. Ortadayım ben. Neredeyse haklının yanındayım ben. Ebru'nun hareketlerini çok yapmacık buluyorum. İşine göre geldi mi Taner tatlıcığım nasılsın oluyor. İşine gelmedi mi farklı oluyor. Mesela yarışmalara kazandım mı, yarışmalarda iyi olduğumu gördüklerinde, sürekli oyuna gittiğimde yanıma yanaşıyorlar. Sürekli benden destek istiyorlar. Anladın mı? Hani filan dokunulmazlığı kazandığımda yanımda olsun istiyorlar. Yani böyle bir oyun gibi bir şey görüyorum ya. Taner geliyor bizle bir şey konuşuyor. Gidiyor öbür tarafa başka bir şey konuşuyor. Ben ara bulucuyum diyor. Tam tersi ara bulucu. Ya kızlar. Oradan oraya Taner gel git akıllı. Şimdi böyle demin burada başka bir şey söylüyordu bize. Gider orada 2 dakika. Gel git akıllı. Yarışlarda hiç gel git akıllı olmuyorlar canım. Gayet hepsi normale dönüyor. Gel git akıllı olmak çok daha tehlikeli. Ben sana söyleyeyim. Burada bizim söylemediğimiz şeyleri gidip oraya söylemiş gibi anlatıyor. Onların söylediği şeyleri de bize söylemiş gibi anlatıyor. Çok ama daha pardon tehlikeli. Da yani iftira atarsa, yalan yanlış konuşursa da ben cevabını veririm. O çok daha tehlikeli. Evet, belki de bu yarışmanın tsunamisi değil de şöyle söyleyeyim size, bu yarışmanın kilit adamı benim diyebilirim. Yani her şeyin ortasında ben varım. Bir anda her şeyi değiştirebilecek bir kapasiteye sahibim. Yani şöyle de düşünülebilir. Aynı zamanda böyle büyük bir devlet gibi de görsünler beni. Zaten diyorlarmış bana 3T Cumhuriyeti diyorlarmış bana. Farkındalar mı değil de anlamışlar demek nasıl bir güç olduğumun farkındalar. Derya gel gel. Ne yiyorsun? Kardeş çekirge bak senin için yakaladım. Eyvallah. Protein olur, sen proteini seversin ya. Gerçekten lan bir tadına bakalım ha, bir tadına bakalım ya. Nihat olmazsa biz yiyelim ha. Getir bir şiş gibi. Bak daha bırak onu ya, yazık. Abi uzakta o da yiyorlar ya. Taner seninle iki kelime konuşuyordum, artık onu da konuşmayacağım gibi gözüküyor. Taner tadı nasıl, tadı sucak. Anlat, tadını anlat. Sucak, suratı yeşil oldu. Kaçın. Kaçın yüzü yeşil yakın. Değirmen üstü çiçek, oy kızlar naz eyleme. Orak getirin diyecek, oy kızlar. Şimdi Taner. Yeah. We went to the club, drink some vodka. Everybody was looking to us tonight. I said, the girl said, what's your name? I said, my name is T-A-N-E-R. Taner. Yeah! Oh yeah! Yeah! Pequeña muerte, pero grande, muy grande. Sevik bak renkli balık vurdu. Bunu aslında yem yapabiliriz ya. Yakaladınız mı? O küçük balığı ne yapacağız biliyor musun? Yem olarak kullanacak. Bir tane kestane battı ayağıma ya. Baksana bu ayağıma battı. Yiyelim bunu abi. Yok bunu kurutalım ya. Buldun mu? İki tane mi? Adamsın işte, adamın kralı. Yavru he? Biri de ayağıma koydu. Taner yem yapsın diye vurdu. Taner bunu yem yaparsın. Gel gel, seni gözlerinden bir öpeyim. Gel işte. Ufacık balık. Gel. Komutan dedin de tadı unutmadın mı abi? Boğazımızdan. Geçecek işte. Şunun güzelliğine bak. O küçük akvaryum balığını yem yapacağım. Yem olarak atacağım denize. Büyük ihtimal o küçük balıkla turna yakalayacağımı hissediyorum bu akşam. Bundan turna yakalayacağız da bu da çok uzun ya. Bak koç. İkiye böl. Hayır bölme, bölürsen hiç gelmez. Turna yakalayacağım. Evet, benim yakaladığımın bir küçüğü. Seninkinin yavrusu falan mı bu acaba? Ha, arigula mı? Lagosta benziyor gerçekten. Hmm. Dil balığı gerçekten mükemmel bir balık. Dil balığı şöyle söyleyeyim size. Büyük boyları var şu şekilde. Şöyle
kumun altından giriyor. Şöyle gidiyor. Şu şekilde kumun altından gidiyor ve harika bir tadı var. Bu balığı özellikle denemenizi istiyorum. Ama bu balığı kesinlikle yağda yapıyorsunuz. Kömürde olmaz balık. İnce bir et olduğu için yağda yapmanızı tercih ediyorum. Doktor Taner'den tarifeler gene gelecektir. 2 3 başla. Kim önde anlayamıyoruz. Şu anda konuşmak için erken. Hadi 5. Bravo Derya. Bravo Derya. Evet, kim önce dolduracak çok önemli. Belki de oyunun gidişatını belirleyecek. Nefes alın bir önce. Süre girin. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Boş ver sen. Hadi ya. Takımı kazandı. Yes be. Bravo. Kaçın için bu, kaçın için. Yes be. Aferin kız, gelişme var sende ha. Önceden böyle yemek yapmasını bilmiyordum Ceylan. Ya ya, tuzunu ayarlayamamış, çok tuzlu olmuş. Yalnız anlama, tuzu fazla olmuş ha. Biliyorsunuz yemek oldum mu kaptan mağara adamı Tazmanya canavarına dönüyorum. Tazmanya canavarı geliyor. Tazmanya canavarı. Al peşinde. Ceyda'nın kokusunu alıyorum bir yerden. Ceyda neredesin? Aa, buradaymış Ceyda Hanım. Tazmanya canavarı. Arkadaşlar işin başından beri söylüyordu, gerçekten sen adamızın Karayip korsanısın diyorlardı. Gerçekten ben de katılıyorum, artık korsan olmaya karar verdim. Çünkü adanın dengesi bozuldu. Adada huzur kalmadı. Bu taraf diyor ben 5'e bölündüm diyor, bu taraf diyor ben 2'ye bölündüm diyor. Ben de ara bulucu olarak korsan oldum. Yani bazı şeylere artık el atmak zorundayım. Bazı şeyleri artık Dominik Cumhuriyeti'nde rayına oturtmam gerekiyor. Nihat! Nihat! Karışan var mı kardeşim sana? Laf atan olursa beni ara. Finlandiya'daydım. Gelirken dedim size muz getireyim dedim. Biraz size muz getirdim. Ya dedim, Nihat aradı beni. Dedi ki durumlar böyle böyle dedi. Nihat aradı beni, dedi böyle durumlar, ada karıştı dedi, ortadan ikiye bölündü dedi. Bu taraf demiş, bilmem ne olmuş demiş, bu taraf ne olmuş demiş. Ben de ortayı bulayım diye geldim. Ada biliyorsunuz ikiye bölündü. Bir o tarafta bir kaos var, bir bu tarafta kaos var. Ben de korsan olmaya karar verdim. Çünkü ortayı bulamazsanız artık ciddi anlamda bir şekilde ben ortayı bulmaya çalışacağım. Gerekirse 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağım. Nihat'a laf söyleyin. Karşısında Karayip korsanlarını bulur. Kardeş. Finlandiya'dan. Finlandiya'dan gelmez olaydı. Abi bir dakika bak, ben çıkmasaydım yemin ederim bunlar bak kulübenin içinde yatacaklardı. Ha o güzel bir şey. Doğru vallahi. 24 saat kulübenin içinde yatıyorlar. 24 saat. Hiçbir iş yaptıkları yok. Nasıl bir laf söylediği yanlış. Hayır, daha önce de bana diyordu ki
Derya diyordu. Nihat'ın yanına gitme diyordu. Nihat bak seni kandırmaya çalışıyordu. Öyle bir şey dedin ki. Tabii vallahi dedi. Derya dedi. Doğru söylüyorsun. Yemin ederim. Eğer Tevfik giderse ne yazık ki adada Taçmin, Özge, Asena, başka kim var? Ebru. 4 tane hanımefendi var. Ama maşallah yuvalarının içinden çıkmıyorlar. Kafes yapmışlar bir tane. 24 saat içindeler. Ya bir günden bir güne gel sana bir yemek yapalım, şunu yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Bunlar senin mi? Evet, ne oldu, ne yapacaksınız? Yok, bize de yok, keselim o zaman. Kardeş, yani şurada yaşlı kalmaya gelin. Rusya, Rusya'dan satın almak istiyor. Satın almak istiyorum, muz karşılığı. Yok yok, parası yok da 2 tane ötüce satın almak istiyorum. Ya Allah! Aaa, Derya. İki ötüce ancak bir palmiye verebilirim. Ooo, çok da çok pahalı be kardeşim. Ooo, çok pahalı, çok. Sana Hindistan versek Ceri. Yok, sağ olun istiyorum. İki ötüce bir palmiye. Derya sen ne yapıyorsun? Hem de aynı. Derya öpsün onu. Derya öpsün. Derya öpsün. Derya öpsün. Derya öpsün. Derya öpsün. Ama iki öpücüğe şey alırım. Bütün palmiyeleri toplayalım. Hayır bir palmiye. İki öpücüğe. Aa benim öpücüğüm öyle bir palmiyeyle olmaz. Hayır biriniz burada yapıştıracaksınız, biriniz de burada. Hadi gel Derya. Derya değil ya. Derya yürü ya. Derya öpücüğe. Biraz sen öpücük dedin önce. Bak, bir tane şuradan bir tane de vurdu. Tamam Derya. Bak, şurada şey yok. Bak, Derya öpecek. Bak, Derya. Ya daha var. 4 tane isterim. Bir tane değil. Özge'yle bak. Pascal'la şey... Derya öptü bir parmiye. Özge ile Ebru öperse 2 tane daha verelim. Hadi o zaman. Yaptık geldi. Yine geldi. 1, 2, 3. Hadi alın. Hayırdır bu kıyafet ne? Tabii ki doğal bir ortamda olmadığım için, vahşi bir ortamda olduğum için ben de kendimi vahşi bir ortama göre ayarlamaya çalışıyorum. Bundan dolayı artık yani ne bileyim ortalık bayağı bir ikiye bölündü gibiyiz. Görüyorum. Ortalık bayağı bir kaynaştı. Kavgalar, mavgalar. Artık bu adaya bir korsana ihtiyaç duyulduğunun farkına vardım. Ve bugünden itibaren de artık adanın gerçek bir yöneticiye ihtiyaç duyulduğunun farkındayım. Bu yüzden dolayı korsan olmaya karar verdim. Ve gerektiğinde de artık kılıcımızı çekecek, ortalığı yatıştırmak için elimizden geleni yapacak. Ta Finlandiya'dan geldim. 47 gün sürdü geleli. 47 günden Jamaika, Dominik, Jamaika, Küba filan derken Dominik Republic'te buldum. Nihat Bey'le karşılaştık. Sağ olsun bizi misafir ettiler bugün. Balık verdiler, balık yakalamışlar. Bir 20 gün daha buradayım herhalde tahminime göre. Yani bu olabilecek en zor kostümü seçmişsin. Kendine tek gözle mi devam edeceksin bundan sonra? Tek gözden olduğum için böyle mesela sol gözümü bazen kapatarak hani kurşundan sıkarlar ya hedef alırlar. En azından ona... İhtiyaç duymuyorum ve tek gözden baktığımda timsah gözü gibi bakıyorum. Böyle timsahın baktığı gibi böyle gözlerimi kapatıyorum böyle. Daha iyi keskin görebiliyorum yani bazı noktaları. Hani sanki böyle komando olur ya savaşlarda. Adada olanları mı keskin görebiliyorsun? Evet, adadaki neler yaşanıyorsa action'lar, action'lar her şey dahil. Her şeyi artık canlı yayında sanki ben kendim böyle bir TV'ymişim gibi gözümden kesiyorum artık her şeyi ve izliyorum. Tespit ediyorum her şeyi. O takım o tara biz diyor biz grup olduk diyor. Bu taraf geldi biz grup olduk diyor. Ben arada gezen bir insanım. Arada gezen bir korsanım. Ama bazen ben ağaçların arasına giriyorum. Gözetliyorum yani. Dürbün şeklinde timsah gibi gözlerimi açıyorum gecenin karanlığında. Ve bakıyorum neler oluyor. Etrafta neler dönüyor. Ben tabii ki gece 2-3'e kadar gezmesini seven bir insanım. Çünkü fazla uyumasını seven bir insan değilim. Fazla uyuduğumu zaten de başım ağrıyor. Bundan dolayı ben etrafı sürekli bir sağa sola bakıyorum. Adada gerçekten neler dönüyor, neler yaşanıyor. Her şeyi takip, en ince ayrıntısından bakıyorum. Ve gerçekten olan olaylar beni bazen o kadar şaşırtıyor ki. Artık yani denilecek bir laf bulamıyorum ama en kısa zamanda adaya huzurun, yani benim bu adaya bir korsan olarak, bir korsan açısı, bakış açısından bakmam
adaya en kısa zamanda huzur getireceğine inanıyorum. Ve her şeyin hayırlısı diyorum. Peki. Son sorum sana. Survivor'daki geleceği nasıl görüyorsun? Sen şimdi devamlı bahis veriyorsun ya, oranlar veriyorsun. Evet. Bana Survivor'da herkesin Survivor'ı kazanma oranını verir misin? Tabii ki verebilirim. Şöyle söyleyeyim. Kim kazanacak bu Survivor'ı? Tabii ki şu ana kadar oyunlardaki oyun akışına göre, oyunlardaki tecrübeye göre, başarıya göre ben bu oranları vermek istiyorum. Eğer oyunlar, finallere doğru giden oyunlar, mesela çamurlu falan olursa, böyle batmalı matmalı olursa Derya'nın işi zor diyorum. Çünkü kendisi batıyor çamura, böyle bataklık şey gibi canavarına dönüşüyor, batıyor. Ama eğer böyle bulmaca tarzı, yüzme tarzı, mesela asılma tarzı, bacak kuvvetli, el kuvvetli tarzlı oyunlar olursa, ilk birinci gördüğüm favori Derya, yanlış anlamasın, Derya'yı birinci favori olarak görüyorum. Ya Derya'nın oranı 6/4 diyeyim. Bazen kendimi de görüyorum birinci favori olaraktan. Bazen kendimi de görüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bazen kendimi de görüyorum. Ama ama ne zaman o bulmaca aklıma geldiğinde, bulmaca oyunları geldiğinde favorilikten çıkıyorum ben. Bambaşka bir açıya giriyorum o zaman. Tabii ki bulmaca oyunları da biraz zorlaşıyorum. Bulmacalarda pek iyi değilim. Nedense bilmiyorum. Küçüklüğümden beri pek oynamadığım için. Bundan dolayı finallere doğru bulmaca oyunları olursa bayağı bir zorlanacağım. Hatta favorilikten de çıkabilirim. Şöyle bir oran vereyim ben gene. Bir 6/4 Derya'yı favorilerden göstereyim. 2/1 kendimi göstereyim. İkinci favori. Yani 100 milyon yatırırsanız 200 milyon. 5/2 Nihat'ı gösterebilirim. Yani o da demek oluyor 100 milyon yatırırsanız 350 milyon. 2,5 katı. Yani Nihat da 2/1. Kimse yatırmayacak zaten, ona boş ver. Evet, ondan sonra Tevfik, bilmiyorum Tevfik'le Asenek kalır mı diye ondan pek şey değilim de. Tevfik kalırsa Tevfik'i de 4. favori olarak görüyorum. Asenek kalırsa Asenek'i 4. favori olarak görüyorum. Yani her ikisinden bir tanesini 4. favori olarak görüyorum. Taçmin ya da Ebru'yu... 3 kız kaldı. Evet. Taçmin'i 5. favori görüyorum. Ebru'yu 6. favori, Özge'nin oranında böyle 25'e 1 falan görüyorum. Hayır Tevfik, yani sana bir şey söyleyeyim. Akıllılık yapıyorsun, Taçmin'e diyorsun, yok muzu şöyle ayırıyorsun diyor. Muzu kendin mi akıllılık yapıyorsun? Ha? Bazı şeylerin farkında değilsin Tevfik. Hayret bir şey ya. Lanet. Lanet. Tabii gel buraya gel. Hayır bak. Tamam gel gel buraya gel. Hayır. Tamam, işine geldi mi diyor ki. Tamam, herkesinki buraya ayrılacak diyor. Tamam, gel işine buraya. Geldi mi ayırmıyor. Benimkini tamam, kullanıyor ya. İşine geldiğinde Tevfik Taçmin'e diyor. Yok sen diyor şu kadar bir muz fazladan aldın diyor. İki muz fazladan aldın diyor. Kusura bakmasın Tevfik. Yanlış yapıyorsun Tevfik. Kızların gerçekten üstüne fazla gitmeye başladım. Bunu ben de fark etmeye başladım. Adamın da canını sıkma. Özellikle benim yağımı hiç kimse alamaz. Seçti 3 arkadaşıyla birlikte önce yemeğe gidecek ve bu 4 kişi daha sonra gece kulübüne gidecek. Bir başla. İlk suya giren yarışmacı Taner oldu. Taner ve Nihat şu an iplerini çözmeye başladılar. Taner düğümü çözmeyi tamamladı ve şu an çapayı almak için geri dönüş yolunda. Taner ilk turu tamamladı. İlk finalist Taner oldu. İkinci finalist Nihat oldu. Üçüncü finalist Tevfik. Taner de ilk halkasını yakaladı. Bravo.
Evet, Taner son halkayı da yakaladı. Bravo. Bravo Taner Bey. Bravo, Taner şu an 5. halkasını götürüyor. Yeah! Ve kazanan Taner oldu. Yeah! Yeah! İşte. Nihat arkadaşım beni kahvaltı yarışmasına götürdüğü için ona çok teşekkür ediyorum. Spa'ya götürdüğü için beni Derya arkadaşımız, ona da teşekkür etmek istiyorum. Bu yüzden Taner'cim pardon, özür diliyorum. Ben bara falan gitmek istemiyorum. Derya arkadaşı götür. Ben kura burası. Ben yazı tura atarım. Hayır, ben istemiyorum. Hayır, ben atayım da istiyorsan. İstemiyorum kardeşim ben. Git çıksa da gelmem. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bundan dolayı adaletin yanında olmak istiyorum. Bırak adaletim. Çünkü adalet. Abi, ben gelmiyorum. Derya bana, götür işte Derya. Derya bana söyledi. Allah Allah. Derya yazı dedi. Çıksa da gelmeyeceğim, gitmeyeceğim. Taner'cim teşekkür ediyorum sana. Kurban olduğum arkadaş. Gel bak. Sağ olasın. Çok naziksin. Çok gel, teşekkür ederim. Gel bak, gel. Bir şey Hanzade Hanım, bakar mısın? Yazı. Yazı mı gel? Tamam Taner, şimdi de iki tane bayan arkadaşını seçeceksin. Evet, şöyle söyleyeyim ben size. Daha önceden Taçmin'in gönüllü takımından olduğu için, benden gelmiş olduğu için, aynı uçakla geldiğimiz için bundan dolayı Taçmin'i seçmek istiyorum. Ebru ve Özge için de yazı tura atmak istiyorum aynı şekilde. Bu da adalet olsun diye. Yazı mı tura mı? Tura. Sen? Allah'ım yarabbim ya. Allah. Gönüllü kendisi. Tura. Tura'yı kim söyledi? Ebru. Abi o arada ben yüz hatlarım çok değişti disco ödülünü duyunca. Birden disco moduna girdim. Ay sus, evet ya. Ve oyunu kazandım. İnanılmaz derecede bir ilham geldi. Çünkü bu ilhamın en büyük nedeni ödülün içinde disco'nun olması. Tam güzel bir mekana oturduk. Otur otur. Burada biraz kibar yiyelim. Yani. Evet, evet. Kibar yemenin kibar zamanı geldiğini düşünüyorum. Where are we from? We coming from Survivor. Race. Survivor. Belki de hayatım boyunca unutamayacağım, zihnimde kalacak en güzel hatıralardan bir tanesi de diskoydu. Bir tane bayan vardı, dans etmeye başladı. Dans ettikten sonra baktım bütün bayanların gözü bende. Çünkü sahnede herhalde dansıma çok bayıldılar. Dansın belki de etkiledi onları, bilmiyorum. Paradise mi dedim, yani dedim inanılacak gibi değil. Rüya mı bu dedim. Yok, kendime, Taner kendine gel dedim. Şöyle yaptım, neredesin dedim Taner. Tienen que hablar de los pepes. No me dejo terra que tú lo quieres. Bulto, 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 bulto. No me dejo terra que tú lo quieres. Bulto, 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 bulto. Bulto. Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda la niña. Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda la niña. Sa, sa, que tú me aplaudes. Sa, 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 que tú me aplaudes. Sa, sa, que tú me aplaudes. Sa, 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 ya tú sa, ya tú sa, 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 ya tú sa. Adiós, amigo. Patrella, I like you. Nice to meet you. Everything was great tonight. Yeah. Kazandığım oyun tam bir haka dansına benzeyen bir oyundu. Yes. Stratejik insanlardan ve yapmacık insanlardan pek hoşlanan bir insan değilim. Bunu yarışmanın başından beri söylüyorum. Sürekli beni biri sağ köşeye çekiyor,
Biri beni sol köşeye çekiyor. Taner şunu yapalım. Taner şu kızları gönderelim. Diyerekten beni neredeyse kadın düşmanı yapıyorlardı. Esas elebaşları bunlar. Bunlar diyordu bana. Taner şu kızı şöyle yapalım. Taner şu kızı şöyle yapalım. Ya ben düşündüm artık. Bu kızlara yazık değil mi diye. Bu kızlar ağlatılıyor. Bu kızlar haksız yere şey yapılmaya başlandı. Ben de artık geç de olsa uyanmaya başladım ve bu sefer tam tersi kızları koruma altına almaya başladım. Bir oyununda kazanan bir kişi üç arkadaşıyla birlikte aileyle görüşecek. Başla. Taner önde şu anda. Nihat peşinde. Derya önde. Derya kazandı. Bravo, bravo. Birinci Derya. Kaçmin gidiyor. Kaçmin kazanıyor, kazandı. Kaçmin kazandı. Geçen oyunda Taner bana iyilik yapıp beni ödüle götürdüğü için Taner arkadaşımı seçiyorum. Derya ve Taner. Annem ben çok severim ya. Kim ne? Ya deli oluyor diyor ya. Şimdi yemek hazırlıyor diyor ki boğazından geçme ya. Taner de burada olsun. Hayır, patates annem benim için, balık yiyoruz diyor ki Taner de. Annem burada. Benim için bir tanedir. Onun yeri bende başka. Adada çok şımaran insanlar var. Yani artık fazlasıyla şımardı. Gitmesi gereken bazı şahıslar var. Bunun için kendimin yazılmasını istiyorum. Ve karşıma da en büyük rakibim değil mi? En büyük düşmanlarımdan bir tanesini alacağım. O da Tevfik. Nihat bitirdi. Finalde. Derya finalde. Ve Taner finalde. Evet. Bu üç isim finalde. Nihat, Derya ve Taner. Hazır. Nihat önde. Taner ikinci şu anda. Nihat finalde. Bravo. Nihat finalde ikinci kim olacak? Aynı anda bitirdiler gibi Derya finalde. Derya finalde. Taner hayırdır, ellerinde bir şeyler görüyoruz. Evet, artık ormana iyice, Amazon'a iyice adapte olmaya başladım. Tarzan'dan çıktım Tazmanya canavarına. Tazmanya canavarından kurabiye canavarına. Görebilir miyiz elindekileri? En sonunda da Freddy oldum. Ağaç dallarıyla. Evet, ve Ebru'nun kabusu olmuşum. İlginç bir olay. Ne yapıyorsunuz? Karayip Portan'a canedik yapacaktım. Yukarı öyle Karayip Portan. Ya o sıcak mı? Bak bak sıcak şimdi. Sıcak olur mu? Ay mı çekecek? Yukarı bak kardeş. Yukarı bak. Tamam, yukarı bakayım. Yukarı bak diyorum, gözü kapalı ha. Ya. Hmm.
Bakayım bakayım. Ya bir dursana. Ya, ya. Ne bu? Ay valla gözü de mavi ya çocuğun. Güzel hemen olacak. Çıkıyor. Tamam hadi yap bakayım. Dur, kaldır şu kapıyı. Korkma bir şey yapmıyorum. Gözlüğüm. Ya öyle. Ne şirpen mavi pantolon oluyor. Böyle olmadı. Vay. Ya ben bir dakika. Ben Johnny Depp yapacaksınız dedim. Sizlere ne yaptınız? Öyle öyle zaten. Kardeşim bunu neresi Johnny Depp? Hayriye Depp yaptık. Hayriye Depp. Bunu neresi Johnny Depp? Derya. Şimdi oldu şimdi. Allah'ın sırrı bunu neresi Johnny Depp? Ya bir dakika şunu başla. Abi tamam ya. Şimdi oldu. Şimdi oldu şimdi. Şu ne be? Böyle Johnny Depp mi olur Allah? Şimdi oldu. Şimdi oldu. Vallahi oldu. Demin bir Hayriye Depp'ten gitmiş. Hayriye Depp. Bir söyle o şeyin de olsaydı güzel olur. Hangisi? O korsan onu getireyim şimdi, o tarafa kaldı. Şimdi oldum biliyor musun korsan? Şimdi oldum korsan. Dur getireyim onu. Kalbimi bayanlara vermişim. Onları ruhumla etkilerim. Hayır ben. Hediye ne getiriyorsun? Bravo, bravo bravo. Hediye gerek yok ben onu hediye kötü. Ben onu... Bir dakika, ben onu şimdi nasıl kaçıracağım biliyor musun? Nasıl kaçıracağım? Kaçırmana gerek yok ki. Özgeciğim. Nihat'la Tefi'yi görüyorum. Biri padişah olmuş, biri de padişahın yardımcısı vezir. Maşallah Nihat ne diyorsa yemeğini getiriyor Tefik. Sana da yemek şeyini yapıyor. Haşlıyor, bilmem onu yapıyor. Ya bunların içinde eğer bir şey yoksa, bir menfaat yoksa sen yapmazsın bunları. Daha önceden de Gönüller Adası'ndayken kızları savundu. Yemek bilmem hakaret ediyorum diye kızların üstüne geldi. Bana sinsice yaklaşan insanları pek sevmem. Ben insan yüzüne söylerim. O bir yanar döner, bir oraya gider, bir buraya gider. Onu hep söylüyorum. Delidir, ne yapsa yeridir. Kardeşlik demek, aynı anadan doğmak demek değil. Aynı tabaktan yemek yemektir. Ben uzun bir süredir Tevfik arkadaşımla birlikte aynı tabaktan yemek yiyoruz. Bir kader billettik. Ben eğer müsaade ederseniz bunu Tevfik arkadaşıma verip dokunulmazlık sözünü... Gerçekten gerçekleri sizin tarafa geçtikten sonra öğrendim. Ve bundan dolayı bundan sonra sizleri destekleyeceğime de inanıyorum.